Programımız devam ediyor. Şimdi çok güzel bir çiftimizi tanıyacağız. Turgay ve Hülya Sakirer. Kendileri yıllardır beraberler, yıllardır beraber müzikle yatıyorlar, müzikle kalkıyorlar, müzik yapıyorlar. Bir tanesi Goçina göçmeni, diğeri Ait Todoroğlu. Buyurun programımızda bu çiftimizi konuk edelim. Yoksa Kıbrıs'ın Lefkoşa hisarları, Bufavento kalesi, Kantarı'nın zirvesi, Karbazım'ın simgesi. Lefkoşa hisarları, Bufavento kalesi, Kantarı'nın zirvesi, Karbazım'ın simgesi. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim başlarım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa Kıbrıs'ım. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim baş tacım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa Kıbrıs'ım. Kentlerimiz, Mausa iskelemiz, onlar değerlerimiz. Girme güzel yurt Lefke, Güzide kentlerimiz, Mausa iskelemiz, onlar değerlerimiz. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim baş tacım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa Kıbrıs'ım. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim baş tacım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa Kıbrıs'ım. Lefkoşa hisarları, Bufavento kalesi, Kantarı'nın zirvesi, Karpazım'ın simgesi. Lefkoşa hisarları, Bufavento kalesi, Kantarı'nın zirvesi, Karpazım'ın simgesi. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim baş tacım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa Kıbrıs'ım. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim baş tacım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa Kıbrıs'ım. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, sensin benim baş tacım. Dünyada tek bir cennet varsa yoksa vatanım. Varsa yoksa vatanım. Turgay ve Hülya Sakiner. İki güzel insan. Müziğe ve şarkı söylemeye olan sevgilerini dinlemek ve onları daha yakından tanımak için Mausa'daki evlerine konuk oluyoruz. Şimdi ben eski Kıbrıslı vatandaşlarımız bilmesi için, onlar Goçina diyorlar. Ben Erenköylüyüm. Ama Erenköy'de kalmıyorum. Yani 76'dan sonra Yeni Erenköy, şimdi eski adıyla Yalusa, oraya taşındık. Oradan da evlendik Hülya Hanım'la. Magos'a yerleştik. Yani 76'ya kadar Goçina'daydınız. Evet. O zamanki durumlar, yani tam
barış durumları tam değildi. Evet. Böyle bir ateşkes vardı. Daha sonra... Yani iki yıl sonra... İki yıl sonra girebildik Yalusa'ya. Siz Hülya Hanım? Ben 1969 doğumluyum. Güneydeki Aitotoro ismin evet. köyüm adı. Ama eski ismi Ayos Theodoros. 5 yaşında. 5 yaşında. Hatırlar mısınız köyümüzü? Hatırlamam maalesef. Gidip gördük yani ama hiçbir şey ifade etmedi benim için. 5 yaşında. 5 yaşında hatırlamam. Siz hatırlarsınız. Nasıl ben bir köy? 9-10 yaşındaydım. Zaten basından da takip ederseniz her 8 Ağustos'ta orada şehitlik var. Evet. İnsanlar oraya ziyarete gider. Biz de 2-3 kere gittik. Eski yerimizi gördük ama eski yerimizden bir şeyler kalmadı artık. Uzun seneler büyük bir otelde servis elemanı olarak çalıştım. Emekli oldum oradan. Turizmle ilgili herhangi bir eğitiminiz var tabii. 2 senelik otelcilik okulunu Girne'de okuduk. Ondan sonra otele geçtik işte. 25 senemize yakın orada geçti. 50 yaşında işte emekli evet. olduk. Evet. Siz Hülya Hanım? Ben özel bir emlak şirketinde çalışmaktayım. 7 yıldır yani çalışalı. Kaç yıldır evlisiniz? Hanım herhalde 28 oldu. 26. 28 olmuştur. Büyük kızımız 27 yaşında. 27 evet. yaşında evet. 28 sene olmuştur. Yani nasıl tanıştınız? Valla hiç yani şey etmeyeceğim, tahmin etmeyeceğim ama biz görücü usulü olarak. Hadi eski usulü. Tabii evet. eski usulü, görücü usulü ama herhalde tam şık diye tam geldi. yani o kadar olur. Kaç çocuğunuz var? Bize 2 kız, bir oğlumuz var. Büyük kızım öğretmendir şu anda, ilkokul öğretmeni. Ortanca kızım Ankara'da okuyor, yüksek lisansı yapıyor. Oğlum da Maarif Koleji'nde lise 1'e başladı bu sene. Torunlar mı? Evleniyor yok. Daha kısmet olmadı. Daha kısmet olmadı ha. Şimdiki gençler kolayla da evlenmez yani. Ellerin ellerin
leplerim leplerimde. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni. Müziğe nasıl başladınız? O galiba içimde bir heves vardı eskiden beri. Böyle çoğaldı çoğaldı. Sözler geldi, besteler geldi. Emekli olduktan sonra da daha çok kendime zaman ayırmaya başladım. Bir ara işte Ulus Yeşilada hocamız var. Onunla tanışma fırsatımız oldu. Korolara katıldık. Türk Sanat Müziği korolarına. O da dedi ki niye bu bestelerini değerlendirmiyorsun falan. Aldı birkaç tanesini bizim için hazırladı. Hatta o zamanlar televizyonda program yapıyordu hocamız. Bizi televizyona çıkarttı. İşte ondan önce hanımla düet şarkılar vermeye başladı bize. Siz dedi bir bu adada bir ilk olacaksınız. Yani eşliği yapan yok bu işi dedi. İnsanlar ilginç gelecek dedi. Biz de ikimizin de hoşuna gidiyor aslında müzik yapmak. Öyle başladık. Siz Hülya'nın? Aynen 2011 yılında işte birlikte bir koroya girdik. 2011 Türk yılında. Türk Sanat Müziği Korosu'ydu. Evet Türk Sanat Müziği Korosu. Orada Ulus hocamız bize birlikte düet şarkılar vermeye başladı. O yıldan beri böyle devam ettiriyoruz. 2011'e kadar hiç size söylemediler mesela şarkı söylemediğiniz aile arasında. Kendi aramızda söylüyorduk tabii. Turgay söylüyordu ama ben söylemiyordum. Yani o merak vardı şarkı söylemeyi, merak vardı. Ama hiç düşünemedim yani bu kadar ileride. Çünkü tabii beste yapmak herhalde müzik bilgisi de gerektirir. Yani, o da bir de kulak çok hassas olacak. Hisler kuvvetli olacak. İlham gelmesi gerekir. Öyle bir şey. Eğitimini almanız mı müzik eğitimi? Yok, sadece almadık. Sadece korolarda bulunuyoruz. O kadar. Şu kaç tane besteniz var? Şu an 2011 yılından itibaren. Yani 30'a yakın bestem var aslında da bir 11-12 tanesini değerlendirebildik. Onların diğer geri kalanları aracı yapmak gerekiyor. Onlarla bir harmanlaşıp tekrardan bir gözden geçirmemiz lazım. İnsanlar veya yakın çevreniz veya genel olarak insanlar nasıl karşılıyor bu? Aslında çok hoşlarına gidiyor. Şeyden de görüyoruz, sosyal medyadan da takip ediyorlar bizi. Çok hoşlarına gidiyor. Herhalde bir karı kocanın şarkı söylemesi şey geliyor orada, ilginç geliyor. Televizyona da çıktınız siz değil mi? Epey çıktık aslında televizyona, epey çıktık. Yani bu konuda şanslısınız diyelim ya televizyon en azından. Galiba biraz şanslıyız bu konuda. Bu konuda biraz şanslıyız. O televizyonun olması insanların bizi daha çok tanımasına yol açtı yani. Siz amatör bir ruhla başladınız. Siz yine emeklisiniz. Emekli çıktıktan sonra esas evet. olarak yoğunlaştınız müziğe. Yani Hülya Hanım hala daha çalışıyor. Ben size daha zor gelmiyor mu? Hayır genelde akşamları oluyor yani. Koro çalışmalarımız hep akşamları. Televizyon programlarına yine akşamları çıkıyoruz. Zor olmuyor, severek gidiyorum beraber. Ev işlerini kim yapar? Vallahi ben de yardımcı olurum. Beraber, bana çok yardım ediyor. Turgay çok. Hanım da yapıyor, çocuklar da var. O yönden sorunumuz yoktur. Emekli olunca daha çok yani bana yardımcı yani. Olur. Sizin bestelerine hiç katkınız yok mu? Bana dinletiyor yani bestesini. Önce bilmiyor. Hanıma dinletiyorum, ona veriyorsa öyle yürüyoruz. Devam ediyor. Şimdi başka bir müziğe benzememesi gerekir. Duyduğumda yani benzerse eğer yani söylerim ona göre değiştiriyor. Yani başka bir müziği çağdırmaması lazım yani. Ona benzerlik olmaması lazım. Eşim, farklı bir şey. Daha farklı. Tabii, tabii. Daha notalar daha farklı. Yani. Çocuklarınız nasıl karşılıyor bu uğraşınızı sizin? Onlar şeyi sevmiyor aslında yani. Şimdiki sanat gençlik, müziğini pek sevmiyorum. Sanat müziği sevmiyor da pop müzik üzerine uğraşıyorlar. Hatta büyük kız klasik gitar çalıyor. Oğlan şey etti yani oğlum yeni merak elektro gitar aldı. Onunla uğraşıyor o da şimdi. Penceresinden ansızın bakıp geçti. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçti.
yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Madem ki son şarkı kırık bir güftesiydi. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydi. Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. 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 Hatırlar mısın? Aşiyan yollarından seslerim duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. 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 Toplum kendi sanatçısına gerektiği kadar sahip çıkıyor mu? Bizim memlekette yok. O kadar sahip çıkmıyor aslında. Maalesef. O kadar sahip çıkmıyor. Yani bir yabancı hayranlığı. Var, var, var. Siz kendi üzerinizde hissediyor musunuz bunu? Tabii biz de şey bekliyoruz yani, teklif bekliyoruz. Hı. Yani festivaller oluyor. Her köyde şimdi festivaller oluyor. Evet. Oraya çıkmak istiyoruz yani. Hatta belli bir ücret karşısında değil böyle. Yine öyle çıkabiliriz. Gideriz yani. Yani sırf yardımcı olalım diye, sesimizi duyuralım diye istiyoruz ama değer yerine. Sizce niye yani bunu değer veremiyoruz? Niye, nedir bu yabancı hayranlığı? Tam olarak çözemedim ben bu işi. Aslında Kıbrıslı Türkler, çok Rumlar yani. Hani ya. Kendilerini kanıtmış insanlardır yani. Bilmiyorum ben onu. Zamanla inşallah anlarlar değerimizi. Yani gerçekten önemli bir sorundur. Mesela siz başka iş yapmasanız, müzikle ailenizi geçindirebilir misiniz? İmkansız, evet. İmkansız. Olmaz, imkansız. İmkansız. Biz hobi olarak yapıyoruz zaten. Bu işi hobi olarak yapıyoruz. Yani kendi hayatımız daha ne kadar güzel olabilirse, ne kadar güzel vakit geçirebilirsek, o, yani ne kadar mutlu olabilirsek yeter bize. Şimdilik ama tabii insanın belli bir şeyleri, amaçları var. Yani o amacın üstüne çıkmak ister. Başka hobileriniz var dediniz. Ne gibi hobileriniz var sizin? Aslında benim sanata çok şeyim var. Yani karşı çok güzel ilgim var. Resim yaparım. Heykeltıraşlığım var. Karpuzu aldım mı ben eve? İlk önce bir onu bir oyarım. Heykeltıraşlığını yaparım. Resmini çekerim. Ondan sonra oturur yerim. Bahçe peyzajlığı yapıyorum bu ara dışarıda. Emekli olduktan sonra. Hani onların da bir heykel tıraşlığı gibi şey diyorum, hallediyorum. Yani yorumluyorum bunları da ağaç üzerinde. Çok yani. Yönlü yani. Bir öyle insan. Gibi yani. Bu meraklarınız daha küçük yaşlarda vardı içinizde yoksa daha sonra? Vardı aslında, vardı. Yani ilkokuldan hatırlarım ben.
profil resim falan yapmaya, portre resim yapmaya meraklıydım kara kalem üzerine. Oturdu çizerdim arkadaşları. Öyle öyle şey etti yani. Hatta denize falan gittiğimizde bile şimdi kumdan heykeller falan yapıyorum. Bir güzel güreşleniyorum, ondan sonra denize giriyorum. Sizin Gülya Hanım var mı hobileriniz? Ben eskiden ben lefkaraş işlerdim aslında. Evet. İşlerdim eskiden ama nereden şimdi... öğrendiniz? Annenizden? Ablalarımdan. Aplalarım. Annemden. Ama şimdi pek yani işlenmiyor. Köyde yani pek işleyen kalmadı. Hemen hemen. O bilen nesil gidiyor yavaş yavaş. Biraz zahmetli iş galiba. Yani. Göz nuru. Hani göz nuru istiyor ve kolay değil yani. Güzel, orada bir örneği var. Evet. Siz işlediniz. Sizin de yoksa ablanız. Ben işledim. Akşam hece hece adım çıktı fallardan. Her akşam hece hece adım çıktı fallardan. Düşündüm gündüz gece ne kaldı o yıllardan. Düşündüm gündüz gece ne kaldı o yıllardan. Rıhtımda buluşurdu, göz göze konuşurdu, sevgiyi görüşürdü, ne kaldı o yıllardan. Sevgiyi görüşürdü, ne kaldı o yıllardan. Aşk desem gelir misin? Gel desem gelir misin? Kim bilir kimindesin? Ne kaldı o yıllardan? Aşk desem bilir misin? Gel desem gelir misin? Kim bilir kimindesin? Nasıl bir Kıbrıs'ta yaşamak istersiniz? Özgürce, sınırların olmadığı, barış içinde, iki toplumun kaynaşması. Bunları istiyoruz. Yani evlatlarımızın yurt dışına gidip de oradan geri dönmesini istiyoruz. Orada kalmaması gerekiyor. Göç etmemesi gerekiyor yurt dışına. Bunları istiyoruz biz. En büyük amacımız bu. Yani evladımız üniversite bitiriyor, geliyor. Aman işimiz olacak mı, olmayacak mı o yönden? Yani bu belirsizlik kalksın bitsin. Tabii kalksın bitsin yani artık. Yani uzun zaman, 40 sene geçti. Kolay değil. Siz Hülya Hanım ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir Kıbrıs istersiniz çocuklarınız için? Barış dolu, sınırların olmadığı, böyle rahatlıkla gidip gelebileceğimiz. Yani sevgi dolu, barış dolu. Benim annem babam Allah rahmet eylesin. Yani yıllarca beklediler yani kapılar açılsın. 2003'te açıldı kapılar ama yani annem rahmetli oldu, yetişemedi. Babam rahmetli oldu. Yani yetişemediler. Geçip yazık. Göremediler. Yani o kadar senenin özlemi vardı işte. Evimizi hasretle gittiler yani. Sanat sizce yardımcı olur mu toplumların yakınlaşmasına, barışına? Galiba en büyük araçtır sanat yani. Bana göre en büyük araçtır toplumların birbirine kaynaşmasına. İnşallah olacak. Zamanla. Son geçen gün konser olmuştu. Burada iki toplumlu konser olmuştu. Yani Güney tarafın başkanı da gelmişti. Evet, Sayın Akıncı'yla beraber. Otello harabelerinde olmuştu. Otello'da söylüyorsunuz. Evet. Çok güzel bir konser olmuştu. Ne güzel yani. İç içe hep beraber alkışladık. Hep beraber söyledik. Hı. Çok da haz duyduk yani o konserde. Yine diğer tarafta tiyatro olduydu. Biz de gidip izledik. Güney'de. Güney'de de oluyordu. Bizim Türkler orada gidip sevgilediler. Oraya gitmiştik. Yani katıldınız. Katılıyoruz. Müzik bizim için hayattır aslında. Yani en basiti biz her gün yürüyüşümüzü yapıyoruz hanımdan akşamüstleri.
O yürüyüşte bile biz kendi aramızda şarkılar söylüyoruz. Yürüyüşümüzü öyle bitiriyoruz yani. O kadar şey bizim için çok önemlidir aslında. Yani müzikle uğraşan insan aslında kötülük yapmaz. Daha sağlıklı düşünür. Beyin jimnastiği yapar. Yani o yönde müzikle uğraşılsın, dinlenilsin. Tavsiye ediyorum aslında. Müzik ruhun gıdasıdır. Yani müzik dinlendirir, stresleri giderir. Biz haftada bir akşam yani koro çalışmamız var. Haftada bir gün gittiğimizde böyle dinleniyoruz, stresimizi atıyoruz.